Şu anda üst gübre atım zamanı. Yağmurlar yağdı, bazı yerlere kar yağdı. Üst gübre atarak azotlu gübre bitkinin gelişimi sağlanacak. Fakat birçok çiftçi arkadaşla konuşuyoruz, param yok diyor. Yani bu belki Cumhuriyet tarihinde ilk defa görülen yıllardayız. CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, ayçiçeği ekim döneminin yaklaşmasıyla çiftçilerin tarlalarına fiyatından dolayı gübre atamayacaklarını söyledi. Gaytancıoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, tarım kredi kooperatifleri 31 Mart'a kadar hacizleri, icraları durdurmuştu. Ama o tarihten sonra ne olacağını bilemiyoruz. Tarım kredi kooperatiflerinde bile üre gübrenin fiyatı çok arttı dedi. Belki Cumhuriyet tarihinde ilk defa görülen yıllardayız. Niye? Yani çiftçi ciddi anlamda borçlu. Çarşamba günü 31 Mart günü biliyorsunuz tarım kredi kooperatifleri 31 Mart'a kadar hacizleri, icraları durdurmuştu. Ondan sonra ne olacağını hiç bilmiyoruz. Tarım kredi kooperatiflerinde bile gübre, üre gübre çok arttı. Kaldı ki tarım kredi kooperatiflerinin bir iştiraki var, Gübretaş. Türkiye'nin en büyük gübre tedarikçilerinden bir tanesi. Geçtiğimiz yıl 1800 lira olan üre gübresi şu an 3350 lira. Yani %100'e yakın bir artış var. Gübre kullanamayacağım diyen üreticilerin önemli bir kısmı da borçlu çiftçiler. Ve çiftçilerimizin ciddi anlamda bir borçları var. Bu borcu çevirmekte zorlanıyorlar. Gübre kullanılmaması demek üretimde ciddi bir düşüş olması demek. %20-25'ler civarında bir düşüş olması demek. Bazı tarlalarda da zaten sizler de görmüşsünüzdür sararmalar var. Uç yapraklarda sararmalar var. Bu daha yazlık çeşitlerin ekilmesi ve o yazlık çeşitlerin donla birlikte ciddi anlamda sararması ve onda da bir verim düşüklüğü olacak. Onlarda da ilgililerle konuştuğumuzda, yetkililerle konuştuğumuzda zaten tarım teşkilatlarımız da tespitlerde bulundu. %15-20 civarında bir verimde düşüş olacağını düşünürsek Türkiye aslında şanslı bir coğrafyada olmasına rağmen ve bu dönemde kuraklık görülmemesine rağmen bu gübre fiyatlarının yüksekliğinden dolayı bir verimde ve üretimde düşüş olacağını biz söylüyoruz. Hükümete de bu konuda uyardık. Türkiye 20 milyon ton buğday üretiyor. Bu sene bunun beklentisi içerisindeydik. Ancak bu gübre kullanımının azalmasından dolayı üretimin düşeceğini düşünüyoruz. Kaldı ki bir de ithalat politikası açısından bakalım. Hala ciddi bir ithalat var. Yani geçen yıl Türkiye Cumhuriyet tarihinin en büyük ithalatını yaptı. 2,5 milyar dolarlık 10 milyon ton buğday ithal etti. 10 milyon ton ne demek? Türkiye üretiminin yarısını ithal ettik. Bu sene bu rakamlar çok çok aşıldı. Daha yıl sonuna gelmeden şu an 6-7 milyon tonlara yaklaştı buğday ithalatı. Ve sınır tanımıyor. Ama geçen sene 150 dolara ithal ettiğimiz buğdayı şu an 304 dolara ithal ediyoruz. Geçtiğimiz hafta Toprak Mahsulleri Ofisi mısır ihalesi yaptı. Mısırda 1000 lira gitti. Buğdayda 500 lira gitti. Ayçiçeğinde 1500 lira gitti. Yani ton başına baktığımızda kendi ülkemizde kalacak bir 10 milyar 12 milyar dolarlık para başka ülkelerin çiftçilerine hükümetin yanlış ithalat politikasından. Yani Türkiye'deki Tarım Bakanlığı Türkiye tarımını yönetemiyor.